Kanal ve ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 29 Ocak 2018 Pazartesi ana haber bültenimizle karşınızdayız. Haberlerimizi detaylandıracağız ama öncesinde özetlerimizi izleyelim. Afrin operasyonunun 10. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Açıklamaya göre 597 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun 10. gününde 25 uçakla 44 hedef imha edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Manavgat'ta muhtarlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu operasyonla ilgili ikazlarımızı dinlemediler, dağları dar ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı muhtarlara da hizmetlerde ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemine yeni binasında başlayacak. Yeni binada genç iletişimciler için uygulamalı dersliklerin sayısı arttı. Antalya'da 15 yaşındaki genç bir kız sınav kaygısı nedeniyle psikiyatri kliniğine gitti ve verilen ilaçlar yüzünden komalık oldu. İlacın yan etkileri ağır oldu, vücudu su topladı, morardı. Genç kız yaşam mücadelesi veriyor. Sosyal medya kullanımı günümüzde bağımlılık, hatta hastalık oldu. Günün en az 2 saatini sosyal medya üzerinde geçiriyoruz. Peki bu davranış ne kadar doğru? Uzman görüşleriyle cevabı Kanal V ana haberde. Hafta sonu Teleset Mobilya Akhisar Spor'la karşılaşan Antalya Spor deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Antalya'ya dönen kırmızı beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüs Denizli'de taşlı saldırıya uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Isparta gelen dosta bir evde çıkan yangın çevredeki evlere yayıldı. Yangında mahsur kalan 84 yaşındaki Mustan ve aynı yaştaki eşi Fadime Zengin hayatını kaybetti. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V ana haberde. Afrin operasyonunun 10. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre 597 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytindalı operasyonunun 10. gününde 25 uçakla 44 hedef imha edildi. Afrin operasyonunun 10. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeni bir açıklama geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 597 olarak açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üstlerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensubu 4 kişinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı açıklandı. Zeytindalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597'ye ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'nın Manavgat ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Turizm, istihdam ve hükümetin hizmetlerinin konuşulduğu toplantıda Çavuşoğlu Afrin'e düzenlenen Zeytindalı operasyonu hakkında da konuştu. Çavuşoğlu operasyonla ilgili ikazlarımızı dinlemediler, dağları dar ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Manavgat'ta muhtarlarla bir araya geldi. Turizm, belediye ve hükümet hizmetlerinin konuşulduğu toplantıda Çavuşoğlu'nun gündeminde Afrin'e düzenlenen Zeytindalı operasyonu da vardı. Afrin operasyonu bizim meşru müdafaa hakkımızdır. En doğal hakkımızdır hem de. Uluslararası hukuka uygundur. Birleşmiş Milletler'in ilgili şartına ve de Güvenlik Konseyi kararlarına uygundur. Orada çok güzel tarif ediyor. Bir ülkeye yönelik bir tehdit varsa, bu tehdit sınırların ötesinde olsa da o ülkenin müdahale etme hakkı vardır. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı kullanıyoruz. Bir. İkincisi bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye dışında birçok ülkenin Suriye planları olduğuna dikkat çekti. Suriye'nin ve Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Bu iki ülkenin birliğini, beraberliğini
Irak'taki referandumda da, Kuzey Irak'taki referandum zamanında da ne kadar önemsediğimizi tüm dünyaya gösterdik. O yüzden bizim Mehmetçiğimiz ve Özgür Suriye ordusu burada bize yönelik bir tehdidi yok etmek için bulunuyor. Zeytin Dalı operasyonunun amacını bu şekilde özetleyen Çavuşoğlu, yapılan uyarılara aldırış edilmediğini ve operasyonun başladığını söyledi. Arkasındaki destekçilerine uyarıları yaptık. Bu teröristlere silah vermeyin dedik. Verdiğiniz silahlar bize tehdit oluyor. Türkiye'ye saldırı olarak kullanıyorlar dedik. Ama dinletemedik. O zaman ne yapacaksın? Kendi göbeğini kendin keseceksin. Ve en son saldırılar, tacizler artınca da tepelerine indik. Şimdi ise dağları dar ediyoruz. Nasıl Türkiye'de dağlarda, şehirlerde PKK teröristleriyle mücadele edip ve onları gömüyorsak, sınırın öbür tarafındaki PKK, YPG'yi de aynı şekilde dağlarına, inlerine, çukurlarına gömüyoruz. Çavuşoğlu konuşmasında Kürtlere terörist denilmesini eleştirdi ve PKK ile diğer terör örgütlerinin Kürt kökenli Suriyelilerin bölgeye dönmesini istemediğini açıklayarak konuşmasını tamamladı. Peki neden bir tane Suriyeli Kürt kardeşim buralara dönemiyor? Çünkü PKK'lar bunların dönmesini istemiyor. Çünkü bunlar da PKK'ların gözünde birer tehdittir. Çünkü bu kardeşlerimiz PKK'nın Marksist, Komünist, Leninist ideolojisini, ateist ideolojisini benimsemiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhtarlar toplantısında sadece Afrin operasyonunu konuşmadı. Çavuşoğlu muhtarların tüm mahalle ve yaylaların sorunlarını iyi bildiğini belirtirken hizmetlerde ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu'nun diğer gündem maddeleri ise turizm ve eğitim oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valiliği'nin düzenlediği muhtarlar toplantısında Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinden 135 muhtarla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu önce muhtarları övdü, ardından da ayrımcılık yapmayın uyarısında bulundu. Muhtar arkadaşlarımız, Türkiye'nin kılcal damarları olan mahalle, köy ve yaylaların sorunlarını hepimizden daha iyi biliyorlar. Vatandaşlarımıza hizmet ederken bu noktalara niçin geldiğimizi unutmadan hızlı, etkin ve işimizi bizzat takip ederek yapmamız lazım. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada mahalle ve yaylaların tüm sorunlarını muhtarların iyi bildiğine dikkat çekti ve 8 yılda bitirilemeyen Manavgat-Gündoğmuş yolundan örnek vererek ihale kanunundaki yanlışlığı eleştirdi. Zaten ihale kanunlarında bir gariplik var. Maalesef burada da cesaret edemiyoruz. Esasen ihale kanunlarında şey var. O işi bitiremeyecek bir kişi ise buna kanaat getiriyorsak buna ihaleyi vermememiz lazım. Manavgat ve Gündoğmuş yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, Manavgat'a ve Gündoğmuş ilçelerine yapılması planlanan hizmetler hakkında konuştu ve Manavgat'a yapılacak olan cezaevine karşı çıkanlara seslendi. Manavgat'ın şimdi bir hastaneye ihtiyacı var. O hastane çalışmalarını başlattık. İnşallah Manavgat'a 500 yataklı bir hastane de yapacağız. Efendim cezaevi neymiş? Turistik bölgeymiş. Ya yapılan yere gittik, milletvekillerini de gönderdik. Şeyin arkasında Evrensekin'in, Ilıca'nın daha doğrusu arkasında. Efendim işte turizm etkiler mi? Şimdi gidin sorun Manavgatlılara, Alanyalılara çok memnun. Çavuşoğlu konuşmasında turizme de değindi. Bakan Çavuşoğlu turizm rakamlarında bu yıl rekor beklendiğini söyledi. 2014 yılında Antalya'ya 13 milyon turist geldi sadece Antalya. Ve tüm Türkiye'ye 38. 15-16'da düşüş oldu, 17'de artış başladı. Bu sene rekor bekliyoruz. Bakan Çavuşoğlu, 1 milyona yakın üniversite öğrencisi bulunduğuna dikkat çektiği konuşmasında Manavgat'a bir devlet üniversitesi müjdesi de verdi. Manavgat'ta bir fakülte daha açacağız ve Manavgat'a bir devlet üniversitesi kuracağız. Antalya'ya 10 tane üniversite kuracağız. Antalya'da toplamda 700 binle 1 milyon arasında öğrenci olacak. Ve bunların %20'si de yabancı öğrenci olacak. 10 tane üniversiteyi kurduğumuz zaman turizm kadar Antalya, Manavgat gelir elde edecek. Toplantının sonunda 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken yaralanan polis memuru Mustafa Sarı'ya Bakan Çavuşoğlu tarafından Devlet Övünç Madalyası verildi.
TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı harekatına bir destek de Avrupa şampiyonu ampute milli takımdan geldi. Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren milli takım teknik direktörü Mehmetçikler için gece gündüz dua ettikleri belirtirken Zeytin Dalı operasyonuyla terörün kökünün kazılacağını söyledi. Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Avrupa şampiyonu ampute milli takımından Zeytin Dalı harekatına destek geldi. Şırnak'ta 1997 yılında komando er olarak görev yaparken yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basması sonucu sol bacağını dizinin altından kaybeden ampute milli takımı kaptanı Osman Çakmak da Afrin bölgesinde teröristlerle çarpışan askerlere dua ettiklerini belirtti. Türk milleti büyüyor. Türkiye Cumhuriyeti büyüyor. Türk devleti büyüyor. Bizlerle uğraşıyorlar. Yani 7 çeşit terör örgütü var. Ama biz bunları yıldırmak için uğraşmıyoruz. Artık yok etmek için sağ olsun Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda başlayan operasyonda ben yani hava şartları, iklim şartlarını düşünerek Mehmetçiğimize gece gündüz dua ediyoruz. Takım kaptanı Osman'ın şehit ailelerine çağrısı da vardı. Şehit olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken onların ailelerine de bir evladınız vardı. Çünkü tüm şehit babalar da bunu söylüyor. Bir evladınız vardı. Şimdi 1000 evladınız var. 79 milyon, o 1 milyonu saymıyorum, 79 milyonun kalbi sizinle ve dualarda sizlerle diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ampute milli takımı 2 Şubat'ta İtalya'da başlayacak özel bir turnuvaya katılacak. Turnuvada ev sahibi İtalya ve Fransa ile karşılaşacak olan milli takım yeni oyuncuları da deneyecek. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemine yeni binasında başlayacak. Yeni binada genç iletişimciler için uygulamalı dersliklerinin sayısı arttı. Biz 5 Şubat Pazartesi günü 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi başlayacak. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de yeni heyecanlar yaşanıyor. Öğrencilerin yeni dönemle birlikte taşınacakları yeni fakülte binasında yok yok. Geçmiş fakülteyle kıyasladığınız zaman inanılmaz korkunç ve güzel bir binaya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. 3000 metrekarelik bir yerden 33 bin metrekare. Burada irili ufaklı olmak üzere 38 tane dersliğimiz var. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Ayhan Kanal ve Haber ekibine kısa bir fakülte turu yaptırdı. İçinde bulunduğumuz konferans salonu gördüğünüz gibi yaklaşık 300 kişilik bir konferans salonu. Son derece modern. Pırıl pırıl insanın yani buradan hiç çıkmadan sürekli etkinlik düzenlemesi geçiyor içinden. Dersliklerin haricinde çok amaçlı salonlarda Akdeniz İletişim'de bir ilk. Burası da yine fakültemizde eski fakültede hiç olmayan birimlerimizden. Çok farklı bir tasarım olan 100 küsur kişinin üzerinde bir mekanı kapsıyor ve çok daha fazla sayıda öğrencinin buralara girip aslında pratik bilgisini geliştirebileceği bir mekan tasarımında biz yaptık aslında. Bunun üzerine koymak, daha çok burayı işlevsel hale getirmek hem akademik kadromuzun hem de öğrencilerimizin birlikte bir sinerji oluşturmasıyla mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Fakülte binası uygulamalı bilimler ve mühendislik gibi fakültelere derslik yardımı sunmasının yanı sıra 3 bölümde farklı renk ve konseptle tasarlanmış. Her katta bir bölüm var. Dolayısıyla öğretim üyelerimiz için tasarlanan ofisler yaklaşık 11-12 tane ofis var ve odasından çıkıp dersine geçecekler. Her bölümün öğrencisi de kendi katında eğitim öğretim görecek. Ne kadar öğrenci bu dönem eğitim görecek bu sıralarda? Her gün ortalama 2500'ün üzerinde öğrenci olacak bu fakültede. Türkiye'nin en çok tercih edilen iletişim fakültelerinden biri olduklarını dile getiren Dekan Ayhan, iletişim fakültesinin yeni binasının gerekliliğine değindi. Hukuk fakültesini kullanmak durumunda kalıyorduk ama kendi etkinliklerimiz için burası bizim ciddi anlamda bir açığımızı kapatacak. Yeni binanın birçok malzemesinin yapımı yine üniversite sınırları içerisinde sağlanmış. Sağ olsun rektörümüz bu konuda bize çok korkunç destek verdi. Gördüğünüz binanın içerisindeki yukarıdaki katlardaki pek çok mobilya aksamı üniversitemizin mobilya atölyesi tarafından üretildi. Haber ajansından üniversite radyosuna kadar farklı atölyeleri barındıran bina 5 Şubat'ta öğrencilerle buluşacak. Yeşil zemin katla beraber. Hem dışarı mağaza.
Antalya'da sınav kaygısı nedeniyle özel bir psikiyatri kliniğine giden 15 yaşındaki genç kız kullandığı ilaçlar yüzünden yoğun bakıma alındı. İddiaya göre doktor tarafından yazılan iki ilaçtan biri genç kızda yan etki gösterdi. Tüm vücudu su toplarken morardı ve yanıklar oluştu. Genç kız şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Antalya'da Cem Ü ile Dilek Ü çiftinin tek çocuğu lise 2. sınıf öğrencisi H.Ü. Sınav sürecinde girdiği sınavlarından başarı elde edemeyince bir sonraki sınavlarında başarısız olacak endişesiyle kaygılandı. Endişelere kapılan genç kızı fark eden ailesi 17 Aralık'ta evlerine yakın özel bir terapi merkezine götürdü. İddialara göre ise burada ilk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı iki farklı ilaç yazdı. İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü. ilacı bitirdikten sonra ise vücudunda çeşitli değişimler yaşadı. Kızlarının durumunu gören aile durumu 112'ye bildirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürülen genç kız tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Stevie-Jones sendromu teşhisi konulan H.Ü.'ye sendroma ilaçlarından birinin sebep olduğu ve bu ilacın da normalde epilepsi hastalarına verildiği tespit edildi. Yoğun bakımda yatmakta olan genç kıza doku yenileyici tedaviler uygulandığı öğrenilirken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde genç kızın ailesi perişan halde kızlarından gelecek güzel haberi bekliyor. Baba Cem Ü kızına doktorun yanlış ilaç verdiğini söyleyerek gittikleri doktorun 18 yaş altına bakma yetkisinin olmadığını iddia etti. Acılı aile kızını bu hale getirdiği iddia edilen doktor için hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor. Akdeniz Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi Görevli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Melike Cengiz, hastalığa neyin neden olduğu, ne sebeple bu hastalığın geliştiğine dair tam olarak bir bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Bu hastalığa neyin neden olduğunu, ne sebeple bu hastalığın geliştiğiyle ilgili olarak tam olarak bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü herhangi bir ilaç kullandıysa ya da bir enfeksiyona bağlı geliştiyse bu durum, bu bizim hastanemize başvurmadan önce olmuş olan bir olay. Hastanın şu an itibariyle bilinci açık olduğunu açıklayan Cengiz, hastanın estetik olmadan eski haline kavuşacağını açıkladı. Tamamen derisi artık eskiden olduğu hale gelecek ve buna bağlı olarak riskler de ortadan kalkacak. Ha, bu hasta bu tip bir hastalık gelişmesi açısından risk taşıyan bir hasta demek ki genetik faktörler nedeniyle. Hani tekrar bu öyle bir şey gelişir mi? Gelişebilir. Onunla ilgili bir şey söyleyemem. Eğer organ yetmezliği gelişmeden iyileşirse normal hayatına dönebilir. Sosyal medya kullanımı günümüzde bağımlılık ve hastalık haline geldi. Pek çoğumuz kimin, nerede, ne yaptığını internet üzerinden takip eder hale geldik. Kullanıcıların pek çoğu günün en az 2 saatini sosyal medya üzerinden bu takibi yaparak geçiriyor. Peki bu davranış ne kadar doğru? İşte sorunun cevabı. Ya, hem hoşuma gidiyor hem sürekli çok like geldiği için daha fazla fotoğraf atıyorum bu sefer. Onlara geldikçe daha da fazla atıyorum. Bu sefer ben başkalarının attıklarını beğeniyorum. Onlar beni beğeniyor. Fotoğraflara beğeni geldikçe ne düşünüyorsun, neler yapıyorsun? Ya ben çok mutlu oluyorum. Şahsen böyle yeni bir arkadaş kazanmış gibi. Dijitalleşen dünya iletişimi de etkisi altına aldı. Sevmesi gerek hayvanlar. İletişim yüz yüze olmaktan uzaklaştı, internet ortamına kaydı. Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Aylar hatta yıllardır görmediğimiz pek çok arkadaşımızı oradan takip ediyoruz. Paylaştığı fotoğrafları beğenip çoğu zaman da onların altına yorum yazıyoruz. Belli bir süre oraya ulaşmadığında içten bir şey sürekli acaba orada neler oluyor, mesaj geldi mi, bakmalı mıyım, neler paylaşıldı diyerekten bir dürtü oluşuyor mu? İşte eğer bu dürtü varsa sosyal medya bağımlılığına doğru da ilerleme var demektir. Ne kadar sıklıkla girip mesajları, beğenileri takip ediyoruz? Vallahi çok aktifim o konuda ya. Hani bir saat hiç bakmamışlığım yoktur. İşinizi aksatıyor mu bu kontrol? Yani bazen bazı zamanlar oluyor, hani mesaj geldi mi, işte bir şey paylaşıldı mı falan, takip ettiğimiz özel durumlarda bazen işimizi de aksattığımız oluyor yani. Çünkü bir şeyle ne kadar çok gereğinden fazla ilgilenirseniz bu artık bir süre sonra kaygı yaratmaya başlayacaktır. Bu kaygı da tabii ki de psikolojik anlamda kişinin yaşam kalitesini azaltır boyutta etkiler de oluşturacaktır. Vakit kaybı. Ne kadar süre geçiyor tahmin yaklaşık? Yani 2,5-2 saatten fazla geçiyordur yani isterseniz. Ne kadar süre sosyal medyada kalıyorsun? 1,5 saat, 2 saat falan sürüyor.
Araç kullanırken, ders çalışırken ya da iş yerinde çoğu zaman sosyal medyaya giriyoruz. Kimin ne yaptığını oradan takip ediyoruz. Ancak o takip çoğu zaman bize ciddi sağlık sorunları olarak geri dönüyor. Anksiyete ve depresyona kadar gidebilen sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için kişilerin de bu bağımlılıktan, sosyal medya bağımlılığından kurtulması adına sürekli bir şeyler paylaşmak değil, örneğin haftada bir paylaşıma girmek ya da sürekli telefona bakma ihtiyacından ziyade kendine koşullama yaparak diyelim ki bir saat boyunca hiç telefona bakmamak, bir süre sonra da sadece mesaj geldiğinde bakmaya çalışmak gibi eylemlerle normalleştirerek aslında bu bağımlılıktan kendisini kurtarabilir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Hastalarla sohbet eden ve doktorlardan bilgi alan Enç, tesisin Antalya'ya çok yakıştığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakımı zor, maddi imkanı ve kimsesi olmayan vatandaşlara hizmet vermek üzere inşa ettiği ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne devrettiği yatılı bakım merkezi, TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, kimsesizlerin kimi oluyor? Şükür versin, keyfiniz yerindedir inşallah. Tabii çok. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'le birlikte Türkiye'de ilk olan merkezi ziyaret etti. Milletvekili Enç'e bakım merkezini gezdiren Başkan Türel tesisle ilgili bilgiler verdi. Tek tek tüm odaları dolaşan Türel ve Enç hastalarla yakından ilgilenerek durumlarıyla ilgili doktorlardan ayrıntılı bilgi aldı. Bakım evlerinde nasıl bakıldı? Hasta yakınlarıyla sohbet eden Başkan Türel ve Milletvekili Enç sorun ve talepleri olup olmadığını sordu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Koşturuyoruz, sağ olasın. Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, bakım merkezinde her ayrıntının düşünüldüğünü belirterek bu merkezin Antalya'ya çok yakıştığını belirtti. Tesisin bakacak kimsesi ya da maddi gücü bulunmayan yatağa mahkum hastalara hizmet verdiğini belirten Başkan Türel de Antalya'da bundan sonra kimsenin kendisini çaresiz hissetmeyeceğini söyledi. İyi bak kendisi. Hasta yakınları da hem tesisten hem de yapılan ziyaretten oldukça memnun kaldı. Hem hastalar hem de yakınları Milletvekili Enç ve Başkan Türel'e hizmetten dolayı teşekkür etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez Gençlik Kolları'nın yeni yönetim kuruluyla bir araya geldi. Kepez İlçe Gençlik Kolları'nın çalışmaları ve yeni hedefler konuşuldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez Gençlik Kolları'nın yeni yönetim kuruluyla bir araya geldi. Başkan Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Kepez İlçe Başkanı İbrahim Metemtaş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Eğileten'le yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda AK Parti Kepez İlçe Gençlik Kolları'nın çalışmaları ve yeni hedefler konuşuldu. Gençlik kollarımızın her zaman yanında olduğumu sizlere ifade etmek istiyorum. Bütün imkanlarımızla, bütün gücümüzle yapabileceğimiz her şeyle birlikte Gençlik Kolları Teşkilatımızın yanı başındayız. Başkan Tütüncü, Gençlik Kolları'nın parti teşkilatlarının okulu olduğunu belirtti. Ben de Gençlik Kolları'nda başladım. Teşkilatın bütün kademelerinde görev yaptım. Ve sonrasında belediye başkanlığı görevi nasip oldu. Teşkilatta öğrendiğim bu güzellikleri, teşkilatta öğrendiğim her şeyi geriye dönüp baktığım zaman başka yerde öğrenemeyeceğimi gördüm, görüyorum. Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı ile uyumlu çalışması nedeniyle başarının da beraberinde geldiğini ifade etti. Bütün başkanlarımızla en iyi şekilde geçirdik. Peki geçirdikle ne oldu? Kazanan Kepez oldu. 2009'da göreve geldiğimde %34,5'la seçimi kazanmıştım. 2014'e geldiğimizde çok daha zor bir kampanyanın neticesinde 5 yıl gibi sorumlu bir şekilde sorunları olan bir bölgede belediye başkanlığı yapmışsınız. Oyumuzu %40,7'ye çıkardık. Yaklaşık %41 yuvarlak hesap. Muratpaşa Belediyesi şair Orhan Sayık Gökyay ve Neşet Ertaş adına parklar ve semt spor sahaları kazandırdığı Kızılarık Mahallesi'nde yeni bir park için çalışmalara başladı. 2300 metrekare genişliğe sahip alanda fitness ve çocuk oyun alanları ile birlikte masal banklar yer alacak.
Yeşil alanlara verdiği önemli adından sıkça söz ettiren Muratpaşa Belediyesi yeni bir park çalışmasına daha başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla 6 ayrı çalışma yapan belediye ekipleri 15.800 metrekare yeşil alan projesi gerçekleştirilen Kızılarık Mahallesi'ne yeni park için kolları sıvadı. 2776 sokakta başlayan park çalışmasında 2300 metrekare genişliğine sahip alan üzerinde fitness ve çocuk oyun alanları ile birlikte masal banklar yer alacak. Belediye ekipleri 2015 yılında 3200 metrekarelik Şahir Orhan Saik Gökyay Parkı ve 6900 metrekare genişliğe sahip Neşet Ertaş Parkı ile semt spor sahasının yapımını tamamladı. Muratpaşa Belediyesi 2016 ve 2017 yıllarında 5300 metrekare genişliğe sahip 3 farklı alanda da yeşil alan ve park düzenlemesi yaptı. Kemer Belediyesi ilçedeki öğrencilerin yarı yıl tatilinde iyi vakit geçirmeleri için ücretsiz olarak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürüyor. Tatilin ilk haftasında 3 kez tekrarlanan etkinliğe öğrencilerle birlikte aileleri de katıldı. Kemer Belediyesi ilçedeki tüm öğrencilerin yarı yıl tatilinde iyi vakit geçirmelerini sağlamak için ücretsiz olarak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürüyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin velileriyle birlikte katılabildiği Antalya Hayvanat Bahçesi gezileri yarı yıl tatilinin ilk haftasında 3 kez tekrarlandı. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Karne hediyesi olarak bize bunları verdiği için çok teşekkürler. Bu geziyi düzenleyen Kemer Belediye Başkanımız Mustafa Gül'e çok teşekkür ederiz. Bu geziyi düzenleyen Mustafa Gül Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu fırsatı bize yaşattığı için çok mutluyuz. Gezilere öğrenci ve velilerinden oluşan toplam 592 kişi katıldı. Öğrenciler etkinlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Kemer Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Hayvanat Bahçesi gezileri 31 Ocak ve 3 Şubat günlerinde de devam edecek. Hafta sonu Teleset Mobilya Akhisar Spor'la karşılaşan Antalya Spor deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Antalya'ya dönen kırmızı beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüs Denizli'de taşlı saldırıya uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Isparta gelen dosta bir evde çıkan yangın çevredeki evlere yayıldı. Yangında mahsur kalan 84 yaşındaki Mustan ve aynı yaştaki eşi Fadime Zengin hayatını kaybetti. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen kar şenliğinde renkli görüntüler yaşandı. Şenliğe katılan çocuklar aileleriyle kar topu oynayıp kayak yaparken pehlivanlar da kar üstünde güreş tuttu. İşte buz gibi şenlikten içinizi ısıtacak o görüntüler. Finike Belediyesi tarafından 1480 rakımlı Ördübek Yaylası'nda kar şenliği düzenlendi. Etkinliğe Finike Belediye Başkanı AK Partili Kaan Osman Sarıoğlu, eşi Dilek Sarıoğlu, Finike Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözlü ile yaklaşık 1000 kişi katıldı. Etkinliğe katılan Finikeliler çocuklarıyla birlikte kayak yapıp kar topu oynadı. Yağlı güreşçiler Burak Ünar, Atilla Bayram, Erkan Dalkıç ve Özkan Kozinoğlu ise 0 derece sıcaklıkta vücutlarının üst kısımdaki kıyafetleri çıkarıp karda güreş tuttu. Karla vücutlarına masaj yaptıktan sonra güreşen pehlivanların gösterisi şenliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Şenlik kapsamında katılımcılara 1 tona yakın mangalda pişirilmiş sucuk ikram edildi. Mangalın başında da Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu vardı. Hafta sonu Teleset Mobilya Akhisar Spor'la karşılaşan Antalya Spor deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Antalya'ya dönen kırmızı beyazlı futbolcuları taşıyan otobüs Denizli'de taşlı saldırıya uğradı. Bazı futbolcuların cep telefonlarıyla kaydettiği o anların ardından takım ve taraftar otobüsleri polis korumasında kentten ayrılabildi. Antalya sporlu futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs Denizli'de taşlı saldırıya uğradı. Antalya Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisar Spor maçının ardından takımı Antalya'ya getiren kafile otobüsünün Denizli'de saldırıya uğradığı açıklandı.
Saat 20.45 sıralarında Denizli şehir merkezine giren kafile otobüsüne kırmızı ışıkta durduğu sırada sayıları belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kafile otobüsünün camları kırıldı ve o anlar bazı futbolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Taşlar genellikle futbolcuların oturduğu arka bölüme isabet etti. Futbolcular büyük bir şans eseri yara almadan saldırıyı atlattı. Kafile otobüsü yaklaşık 2 kilometre ileride güvenli bir yere geçtikten sonra kulüp genel müdürü Adem Kart ve takım menajeri Cem Deda polisi arayarak arkadan gelen taraftar grupları için önlem alınmasını talep etti. Polisin tedbir almasının ardından ikinci bir olay yaşanmadan takım ve taraftar otobüsleri Denizli'den ayrıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PYD soruşturması kapsamında aranan kadın öğretmen Aydın Nazilli ilçesinde yakalanarak Alanya'ya getirildi. FETÖ şüphelisi kadın öğretmen adliyeye sevk edildi. FETÖ şüphelisi olarak aranan kadın öğretmen Aydın Nazilli'de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. Polis, FETÖ'nün okulunda öğretmenlik yaptığı ve örgütün haberleşme programı Baylok kullandığı öne sürülerek hakkında yakalama kararı çıkarılan kadın öğretmen ÖA'nın Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler ÖA'yı belirlenen adrese yaptığı baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Alanya'ya getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Isparta'nın Gelendostu ilçesinde bir evde çıkan yangın çevredeki evlere yayıldı. Yangına mahsur kalan 84 yaşındaki Mustafa ve aynı yaştaki eşi Fadime Zengin hayatını kaybetti. Dün gece Gelendostu ilçesindeki Madenli köyünde bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köydekilerin uykulu olduğu dakikalarda çıkan yangın bir anda büyüyerek çevredeki 3 eve daha sıçradı. Durumun haber verilmesiyle ilçe merkezindeki itfaiye ekiplerinin gönderildiği yangına çevre ilçelerden de çok sayıda takviye istendi. Olay yerine ayrıca 112 acil servis ve jandarma ekipleri de gönderildi. Toplam 4 evi adeta küle çeviren yangında içeride mahsur kaldığı belirtilen 84 yaşındaki Mustafa Zengin'le 84 yaşındaki Fadime Zengin'in yanarak can verdiği öğrenildi. Diğer yandan dumandan etkilenen kişilere de sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği kaydedildi. Antalya'da kadın sürücünün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Nasuh Kaya'ya çarptı. Metrelerce savrulan yaşlı adam olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza 75. Yıl Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yaya geçidi işareti olmamasına rağmen caddeyi ayıran kanalın ortasındaki köprüden karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Nasuh Kaya'ya Hatice T'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam metrelerce savrularak cadde arasındaki kanala düştü. Kazayı görenler durumu polis ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirlerken trafik polisi trafiği kontrollü olmak üzere tek şeritli olarak verdi. Olay sonrası şokta olan sürücü Hatice T ise polis tarafından gözaltına alındı. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken ondan geriye ise ayakkabılarıyla taktığı bere kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, yurttan haberler bu şekildeydi. Sırada kısa bir dünya turumuz var. Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. güne girilirken operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Afrin'de destan yazan Mehmetçik, stratejik öneme sahip Kurseya Dağı'nın en yüksek noktasına Türk bayrağı dikti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen Kurseya Dağı'na gece vaktinde sızmaya çalışan bir grup YPG'li terörist yakalandı. Bu anlar Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Rusya'da bir apartmanda çıkan yangından kurtulmak isteyen baba önce çocuklarını sonra kendini camdan attı. Yangında iki kişi hayatını kaybederken baba ve çocukları ağır yaralandı, 135 kişi ise tahliye edildi. Tayland'da aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybedilen motosiklet trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü de yere yuvarlandı. Feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken paniğe neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Elazığ'ın Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu'nun köy yakınlarında bulunan şelaleyi tanıttığı video sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Sezeroğlu'nun "Evet sayın seyirciler, Dere Gözer'de şelaleyi çekiyorum" sözleriyle başlayıp zaman zaman da türkü söyleyerek çektiği görüntüler birkaç saat içinde binlerce kez izlendi. İşte o görüntüler. Evet sayın seyirciler, Dere Gözer'de şelaleyi çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Ve ilerliyoruz tam yanına doğru, görüyorsunuz. Ha. Şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? Ha. Ve ilerliyoruz. Vah 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 vah. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatamıyorum. Çünkü görüyorsunuz. Mükemmel. Evet, böylece ana haberimizi noktalıyoruz. Sevgili izleyenler, yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 19'u gösterdiğinde sizlerle bu ekranda buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.